Merhaba. Merhaba, sesim geliyor mu? Geliyor. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. İstersen başlayabiliriz eğer hazırsan. Olur, tabii başlayalım. Bize biraz kendinden bahseder misin? Hangi okullardan mezunsun? Neler yapıyorsun? Ben Deniz Akyıldız. Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi mezunuyum. 2016 yılında mezun oldum oradan. Geçen aylarda da Toronto Üniversitesi'nden mezun oldum. Elektrik ve bilgisayar mühendisliğinden. Şu anda da Toronto'dayım. Tamam, teşekkürler. Peki, lisansla ilgili ilk olarak sorularım olacak. Başvuru için istenen belgeler nelerdi, hatırlıyor musun? Başvuru için istenen belgelerde işte lise ortalamasına bakıyorlar. TOEFL istiyorlar. Belli bir puan almanız gerekiyor. Onun dışında işte CV istiyorlardı. Bunun dışında da ek bir şey istemiyorlardı hatırladığım kadarıyla. Tamam, teşekkürler. Peki Kanada'nın eğitim sistemi nasıl? Sınavlar kaç üzerinden değerlendiriliyor? Alttan ders alma imkanı var mı? Bizim okulda yani şey, ben mühendislik özelinde çok konuşacağım şimdi. Alttan ders alma imkanı çok kısıtlı. Yani mesela bir dersten kaldığınızda işte yazın onu almanız bazen mümkün olmuyor. O yüzden okul biraz işte uzayabiliyor vesaire. Eğitim sistemi biraz çok zor aslında. Hani çok inceleyip sık dokuyorlar tarzında. Onun dışında şey böyle hani biraz bürokrasi çok var gibi hissediyorum ben okulda, eğitim sisteminde. Ama genel olarak bence iyi bir eğitim alıyorsunuz. Tamam, teşekkürler. Peki lisans sırasında staj yapmak sence önemli mi? Ve sen staj yapmış mıydın? Evet, ben staj yaptım. İşte 3-4 farklı yerde yaptım. Bence önemli çünkü işte şey yani zaten mezun olduktan sonra şey böyle hani tecrübeniz var mı işte o tarz şeyler için zaten önemli. Bir de hani okurken de şey açısından önemli bence. Hani böyle eğer bir alana gitmek istiyorsanız mesela ondan ama emin değilseniz hani onu size böyle biraz daha anlatabiliyor stajda emin olabiliyorsunuz ya da işte vazgeçebiliyorsunuz tarzında. O açıdan bence önemli. Peki okulun staj bulmada yardımcı oluyor mu? Okul staj bulmada şöyle var o tarz programları. Yardımcı oluyor. Hani o tarz bulanlar oluyor. Ben hiç kullanmadım. Hani okuldan yardım olarak bulmadım stajlarımı ama var. Evet. Tamam, teşekkürler. Peki okulun sevdiğin ve sevmediğin özellikleri neler? Okulumun sevdiğim ve sevmediğim özellikleri. Şimdi şey, önce sevmediklerimden başlayayım. Bence böyle hani biraz kalabalık okul. O yüzden böyle biraz bürokrasi çok olabiliyor hani. Bazen çok katı kurallar var ve hani hiç esnetilmiyor hani. Yani bu böyle işine geliyorsa tarzında. O birazcık şey olabiliyor, bazen sıkıntı olabiliyor. Sıkıntı yaşayan arkadaşlarım olmuştu. Onun dışında iyi yanları bence şey. Hani böyle okulda yapmak isteyip yapamadığım hiçbir şey olmadı neredeyse. Hani her türlü işte istediğim kulüptür vesaire bu şeyler çok çok fazla imkan vardı. O açıdan çok iyiydi bence. Tamam, teşekkürler. Peki okulunda hazırlık eğitimi var mı? Benim bildiğim kadarıyla yok hani direkt okulun hazırlık sınıfı tarzı bir şey. Çünkü zaten bir İngilizce yeterliliği arıyorlar hani başvurunu kabul ederken. Ama şey böyle dil okulu tarzı şeyler olup oradan geçenler oluyor tarzında. Öyle yani. Peki IELTS ya da TOEFL kabul ediyorlar mı, yoksa herhangi bir dil okulundan aldıkları belge de geçerli oluyor mu? Benim bildiğim kadarıyla başvuruda IELTS ve TOEFL'u kabul ediyorlar. Diğer dil okullarındaki belgelerin geçerli olduğundan emin değilim. Tamam, teşekkürler. Peki Covid'den dolayı üniversiteler eğitimlerinde büyük değişikliklere gitti. Senin okulunda bu durum nasıl oldu? Eğitim online miydi son senemde? Evet, son senemde online'dı. Hatta ondan önce de ben o dönem okulda değildim. Ara vermiştim işte staj için. Ama o dönemden işte 1,5 senede falan okul online gibi. Şu anda da online bildiğim kadarıyla ama Eylül'den itibaren normale dönecekler sanırım. Peki eğitim hayatının Covid'den dolayı etkilendi mi? Bence benim çok etkilenmedi. Çünkü benim okuduğum bölüm dolayısıyla hani çok fazla nasıl diyeyim zaten bilgisayardan gidiyor her şey gibisinden. O yüzden hani çok etkilenmedi açıkçası. Ama tabii etkilenen bölümler de oldu bence. Tamam, teşekkürler. Peki bize biraz bölümünden bahseder misin? Ders içerikleri nasıldı? Ders içeriklerim şöyle. Şimdi altı farklı, ben elektrik ve bilgisayar mühendisliğini okuyordum. Birlikte oluyor
bizim okulda başlarken. 6 farklı uzmanlık alanı var gibi. İşte birinci alanda böyle sensör falan bu tarz şeyler oluyor. İkincisi böyle elektrik, yüksek voltaj öyle bir alanda. Yani elektriğin taşınması falan, güç elektroniği. Üç böyle dijital analog elektronik tarzı bir alan. Dört kontrol, bu robotiği kapsıyordu. Beş bilgisayar hardware'i, altı da software gibiydi. Bunlardan iki tanesini uzmanlık olarak seçmenizi bekliyorlar bölümde. Öyle yani. Tamam, teşekkürler. Peki okulda bir günün nasıl geçiyordu? Okulda bir günüm çok aslında monoton geçiyordu gibi. Çok böyle zaten 6-7 saat günde ders oluyor. Hani onlara gidip katılıyorsanız bütün derslere zaten çok az zamanınız kalıyor. Sonra da ödevleri yetiştirmekle uğraşıyorsunuz. Ben bazen işte derslere gitmiyordum. Ödevleri yetiştirmek açısından falan. Ama genel olarak bayağı hani ders, ödev tarzı geçiyor. Peki okuduğun bölümde kendini geliştirmek için neler yaptın? Okuduğum bölümde kendimi geliştirmek için neler yaptım? İşte bu stajlar ve kulüpler tarzı şeylerde mümkün olduğunca ilgi alanların doğrultusunda zaman harcamaya çalıştım. Onun dışında da hani böyle ek olarak çok spesifik faydası olduğunu düşündüğüm böyle işte online dersler falan olursa onlara katılmaya çalışıyordum. Bu kadar diyebilirim. Tamam, teşekkürler. Peki bu bölümü okumak isteyenlere verebileceğin tavsiyeler neler? Bölümü okumak isteyenlere verebileceğim tavsiye aslında yani sevmiyorlarsa hani bu tarz şeyleri çok ilgilerini çekmiyorsa biraz zor olabiliyor hani. Çünkü bazen gerçekten böyle çok yoğunlaşabiliyor. O yüzden hani çok emin değillerse bilmiyorum birazcık daha böyle hani temkinli yaklaşmak lazım. Çok böyle hani gireyim de genel bir mühendislik bölümü gibi değil aslında bence o yüzden. Peki önerdiğin kitaplar var mı? Önerdiğim kitaplar böyle çok elektrik özelinde yok aslında hani. Çünkü zaten okulda hani böyle tekst kitapları falan veriliyor ama bu algoritma tarzı kitaplar hani daha çünkü dersi almadan da kavranabilecek şeyler. İşte algoritmalara giriş falan o tarz kitapları önerebilirim. Tamam, teşekkürler. Peki gelecek planların neler? Şu an için çalışmaya başlamayı düşünüyorum tam zamanlı olarak hani master ya da doktora düşünmüyorum şu anda. Ama işte nerede olur bakacağız. Tamam. Aslında biraz çalışma hayatından da bahsetmek istiyorum. Sen bildiğim kadarıyla EYK, Nvidia gibi dünya ünlü şirketlerde staj yaptın ve BlackBerry'nin bir projesinde bulundun. Bu stajları bulmanda okul yardımcı olmuş muydu? Okul bana spesifik olarak yardımcı olmadı. Ama yani dediğim gibi yardımcı oldukları programlar var. Yani çoğu tanıdığım insanlar da onları kullanarak staj buldukları olmuştu yani. Peki okulunda staj zorunlu mu? 600 saatlik bir zorunluluk var. İşte 600 saatlik staj yaptıysanız daha sonra zorunluluk bitiyor. ama yani o zaten hani şimdi okulda bir program var. Bir sene okuldan tamamen ayrılıp staj yapabiliyorsunuz. Bu hani çok da hani teşvik ediliyor aslında okul tarafından. Ben de onu yapmıştım. Zaten onu yapınca tamamen doluyor. Hani 600 saat aslında 1-2 ayda biten bir şey oluyor. Böyle. Tamam, teşekkürler. Peki Kanada'da staj süresi nasıl oluyor? Okullarla bir anlaşma yapmanız gerekiyor mu yoksa okullardan bağımsız olarak mı başvuruyorsunuz? Normalde mesela yaz stajı yaparken falan okulun bir onayı gerekmiyor. Eğer o şeyi işte 600 saatlik zorunlu staja saydırmak istiyorsanız o zaman bir belge imzalıyor şirket hani evet çalıştı gibisinden. Onun dışında bir anlaşması olması gerekmiyor. Ama bu okuldan istediğim bir sene ayrılma olayı olacaksa o zaman evet şirketle bir konuşuyorlar. Hani gerçekten bir senelik ne yapacak? Hani okuldan ayrılmasına vesaire. Öyle şeyler oluyor evet. Tamam, teşekkürler. Peki Tesla'daki bir stajyerin bir günü nasıl geçiyor? Nasıl geçiyor? Eğlenceli geçiyor. Yani bayağı yeni şeyler öğreniyorum. Hani temel olarak zaten çoğunluğunda kod yazarak geçiyor aslında. Yazılım üzerine çalışıyorum. Ama sürekli böyle yeni konseptler, yeni şeyler öğreniyorum diyebilirim. Peki pandemi dönemi çalışma şartlarını etkiledi mi? Pandemi döneminde yani ben zaten pandemide başladım burada çalışmaya ama Nvidia'da çalışırken işte bir buçuk sene önce falan pandemi başladığında
oradaydım ve şey yani böyle direkt şeye geçmiştik hani ofisten eve. Beni çok etkilemedi çünkü zaten hani çok hepsi bilgisayar üzerinden olduğu için işlerimi. Ama tabii yani hani daha böyle ekipman üzerinde falan çalışan insanları etkiledi bence. Tamam, teşekkürler. Peki senin staj yaptığın yerlerde, staj yapmak isteyen öğrencilerde aranan özellikler nelerdi? Yani şeye bakıyorlar. Benim stajlara yani ilk stajı girmemdeki en büyük şey okulda yaptığım etkinliklerdi diye düşünüyorum. Bu ben bir sürücüsüz araba takımındaydım okulda. Yani onun çok etkisi oldu. Zaten ilk stajım da o alandaydı. O yüzden hani bence şey bu alanda ilginiz olduğu ve biraz da hani böyle gitmek istediğiniz alanda tecrübe kazanırsanız okulda ya da işte okul dışı aktivitelerde vesaire bunlara bakıyorlar daha çok. Onun dışında hani işte bir proje yapıp atıyorum yazılımsa işte onu böyle hani portfolyo şeklinde gösterirseniz iyi oluyor bence. Tamam, teşekkürler. Peki ileride çalışmak istediğin belli bir şirket var mı? Yok şu anda ya daha çok hani alan belli aslında. Robotik üzerine devam etmeyi düşünüyorum ama şirket olarak öyle özel bir şeyim yok. Tamam. Biraz Toronto ile ilgili de sorular sormak istiyorum. Toronto nasıl bir Tabii. şehir? Toronto güzel bir şehir. Çok soğuk bir şehir. Kışları özellikle. O yüzden hani şey nasıl diyeyim? Böyle soğuğa karşı çok şeyseniz biraz zor olabilir alışmak. Ama alışıyor insan yine. Tamam. Peki sana göre Toronto'da yaşamanın iyi ve kötü yanları neler? İyi yanı çok şey yani çok canlı bir şehir yani sonsuz aktivite var yapabileceğiniz her şey hani restoranından tut böyle kültürel aktivite vesaire gezilecek yerler her şey çok var. O yüzden sıkılmıyorsun şehirde bence. Kötü yanı olarak bakarsam işte soğuğu diyebilirim. Tamam. Peki ulaşım imkanları nasıl? Toplu taşıma iyi. Metro hattı var genelde böyle işte. Şey, zaten şehir klasik böyle Amerikan şehri grid şeklinde olduğu için metro böyle kuzey, güney, doğu, batıya giden metrolar var. Onların gidemediği yerler işte otobüs hatlarıyla ya da işte tramvaylarla falan bağlıyorlar. O yüzden toplu taşıma açısından çok rahat bence. Tamam, teşekkürler. Peki sen yurtta mı kalıyorsun yoksa ev mi kiralamıştın? İlk sene yurtta kaldım. Daha sonra eve geçtim işte sonraki yıllarda. Her sene farklı bir evde kaldım aslında. İlk sene gelince zaten okul şey dışarıdan gelenlere yurt garantiliyor gibi. Hani yurtta yer bulmanız garanti oluyor. Sonraki senelerde olmayabiliyor, dolabiliyor. Ev bulmanızı bekliyorlar yani biraz. Peki Toronto'da ev bulmak kolay mı? Kolay bence. Yani çok fazla şey var. Site ve işte hani böyle Facebook gruplarında falan bulunuyor daha çok işte housing grupları oluyor. O yüzden hani bulmak kolay ama işte bütçenize uygun bulmak bazen sıkıntı olabiliyor. Ortalama ev ve yurt fiyatları hakkında bilgin var mı? Yani bir oda hani başkalarıyla kalıyorsanız tek eviniz değilse başka bir odada kalıyorsanız 1000-1500 dolar arasında değişiyordur diye düşünüyorum şu anda. Tamam, teşekkürler. Peki Kanada'ya gittiğinde en çok zorlandığın şey neydi? En çok zorlandığım şey yani ben şey daha öncesinde de kamplara falan gitmiştim Amerika. Böyle kültürel olarak o yüzden çok zorlanmadım ya da dil olarak hani o tarz bir zorluk yaşamadım hiç. Onun dışında işte okulun eğitim sistemine biraz alışmak başta şeydi, zordu. Farklıydı birazcık. Ama bir de soğuk tabii. Bunun dışında pek bir zorlanmadım. Peki saat farkında Yok pek zorlanmadım açıkçası. Çünkü zaten şey çok büyük bir saat farkı yok. Doğuya yakın olduğu için Toronto'da. zorlandın mı? Hani şey denk gelebiliyorsun çok saatler Türkiye'de. Tamam, teşekkürler. Peki Kanada'ya gelmek isteyen bir öğrenciye verebileceğin tavsiyeler neler? Kanada'ya gelmek isteyen birine verebileceğim tavsiyeler. İşte dediğim gibi bu İngilizce sınavları önemli. Onun dışında lise ortalamaları önemli. Bir de şey diyebilirim hani teknik yani bence üniversitede işte İngilizce yazma falan bu tarz şeyler önemli bayağı hani bizim ilk sınıfta hani mühendislik çok teknik bir bölüm olmasına rağmen iki tane dersimiz sırf böyle işte yazı yazma üzerine tarzındaydı. O yüzden hani o becerileri geliştirmeleri onlar için hani faydalı olur gelmeden. Tamam, teşekkürler. Deniz, aslında benim sorularım bu kadardı. Senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı?
Çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Ben teşekkür ederim gelmeyi kabul ettiğin için. Bu arada bu yayın kayıt olacak. Hem Instagram IGTV'de hem YouTube kanalımızda hem de Spotify'da podcast olarak bu yayını kaydediyoruz. O zaman herhangi bir şey demiyorsan görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.